Ekotürk TV ekranlarından herkese merhabalar. Ben Erencan Umut. Borsa Teknik programı ile karşınızdayız. Bugün çok değerli bir konuğumuz, sevgili hocamız Bay Teknik Ahmet Mergen ile beraberiz. Hocam merhabalar. Merhaba Eren, hoş geldin aramıza. Ekotürk hoş ailesine bulduk hocam. Katıldın. Çok teşekkürler ederim hocam. Nasılsınız? Başarılar. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? İyilik valla, seni de iyi görüyorum. Çok sağ olun Destek hocam. Destek Menkul yıllarından itibaren, ya değil mi oralardan, 2014-15'li yıllar, epey zaman geçti. Evet evet, epey zaman geçti. Sizle de çalışmak büyük bir şerefti, bunu da bilin. Rica ederim. Yani şimdi bugün yüzlerimiz de gülüyor zaten. Çünkü sarı kırmızı renkler tabii. Dün halletti Lazio'yu. Tabii. O konuda da mutluyuz. Işte, zaman zaman öyle oluyor. Fenerbahçe de yani kıl payı kaçırdı. Artık bir tane de penaltıcı bulsunlar ya. Allah Allah. Yani doğru. Penaltı atılamıyorsa bu yani oyuna da yazık oluyor işte böyle. Yani biz bir işleri bir yere kadar getiriyoruz. Orada bir eşik var yani, atlama noktası var. Orada birisine ihtiyaç var. Böyle hani sırtlayıp takımı veya sırtlayıp bir şeyi götürecek insan lazım orada. İşte o eksik. O son noktada bir karambol oluyor. Bir psikolojik bir aşılması gereken bir engel oluyor orada. İşte orada takılıp kalıyoruz. Yani voleybolda da öyle takıldık. İşte 3-2-3-2 maçlar kaybediyoruz. Efeler. Yani Finlandiya'ya 3-2, Sırbistan'a 3-2, Hollanda'ya 3-2, ya 3-5 tane yani servisi düzgün atacaksın işte. Veya orada birisi şu maçı alıp götürecek. Yani öyle liderler lazım. O son noktada takımı sırtlayacak. Yıllar öncesinden bilirim ben böyle NBA'de falan çok seyrettim. İşte evet. Bir yani her takımın çok üstün süper oyuncuları var ama koskoca Lakers'da Abdülcabbar'ın olduğu yerde Magic Johnson var yani. Kralı o konuşuyor işte, son dakikada topu o alıyor. Öteki tarafa geçiyorsun işte McHale'lar, Chief dediğimiz center, güzel öteki oyuncular da iyi ama Celtics'te orada da bir Larry Bird'e veriyorsun topu son dakikada. Yani Michael Jordan dururken son dakikada topu birine veremezsin yani. O top ona gidecektir yani eninde sonunda. Onlar sırtlıyor. İşte burada da böyle. Bizim borsayı kim sırtlayacak onu merak ediyorum. Evet hocam, yani borsa bugün demişken geçelim isterseniz. BIST 100 şöyle bir günlük bir değerlendirelim bakalım, merak ediyorum. Nasıl yorumlayacaksınız, yani, neler söyleyeceksiniz? Bakıldığında böyle mız aşağıya doğru geliyoruz. Yani geldi gene işte 1410-141.000 seviyesine. Bu yatay alana sıkıştı. Kopabilir miydi? Belki deneyebilirdi ama işte dışarısı yani Nasdaq'lar, DAX, Nasdaq, Dow Jones yani bütün dünya piyasaları bu karambolde yukarıya giderken tarihi zirvelere, bizim burada hala Merkez Bankası işleri, faiz, enflasyon, o, bu, şu, bu borsa yani dolar bazında daha hala 1/3'ünü kaybetmiş bir alanda. Yani 50 bin dolar da olsa arkana bakmadan çak çık diyeceğim, sat git de. Evet. Yani 17 bin dolarda dolaşıyoruz yani fiyat olarak. Geldiğimiz yer işte topu topu 147 bin, 1470. Yani burası aşılamıyor. Şimdi de yeni bir gene çıktı. 50 bas puan mı indirecek, 100 bas puan mı indirecek, 150 mi indirecek? Yani indirmekle, bindirmekle o kadar kolay olsa, ülkeler o kadar kolay idare edilir ki, faizi indir, faizi bindir, ülkeyi idare ettik. Öyle olmuyor o iş. Olsa Amerika'yı da idare ederlerdi gayet rahatlıkla. Bütün dünyayı. Olmuyor. Başka sıkıntılar var. Nüfus var. Şimdi bir de evet. Sağ olsunlar, sağlık işini çıkarttılar bütün dünyanın başına bela olarak. Yeni bir geçiş dönemi var. Dünya başka bir döneme geçiyor çaktırmadan. Bunu sağlık konusunu bahane ederek falan filan ortaya attılar bir deneme. Sağlık tamam da şimdi artık insanlar
başka şekilde çalışma yöntemlerini başladı. Bunun olabileceğini görmeye çalışıyorlar. Rekor karlılıklar falan elde edilmeye başlandı çoğu şirkette. Bizim borsaya bakarsan yani bütün şirketler sanki zarar ediyor. Alakası yok. Anormal karlar elde ediliyor fakat piyasa burada. Yabancı yatırımcı da %41-42'lere falan indi. Şurada 1 milyar dolarlık zannedersen bir mal almış son bir ayda. Endeks geldi 1342'den 1470'e. Yani o kadar derinlik o noktada yani anla. 2-3 milyar dolar alsa 160 binin üstüne gidecek. Alınan evet. Kağıtlar zaten İMKB 30 da değil. Başka yerlerde kağıtlar alınıyor, veriliyor. Yan tahtalar değil mi hocam? Yani yan tahtalarda, diğer öteki tahtalarda işlemler oluyor. Yatırımcı da oraya gitti. Yatırımcı Tüpraş'ın 98 liradan 108 liraya 3,5 ayda gideceğini bekleyemez ki ya. Yani faizde kalsa daha fazla para alır. Seninle mi uğraşacak? Ve öteki tarafta işte atıyorum Vakıfbank. Ne? Abicim 3.45 alış, 3.58, 3.63 satış. 3 aydır böyle mi durur bu kağıt ya? Durur. Vakıf da durur, Halkbank da durur. Yabancı gelmiyor. Elindekini satmaya çalışıyor. Ya küçük yatırımcı haydi haydi gelmiyor. Niye uğraşsın ki? Yani 3 ayda %10 gitmeyen bir kağıtla mı uğraşacak? %10 gitmiyor 3 ayda. Öteki tarafta günde %10 gidenler var. Ha, riski var mı? Var. Yani timsahın nereden, hangi şekilde saldıracağını bilmeden o suya giriyorsun. Ona göre de zıpkın, mıpkın, silah, artık ne varsa elinde, onundan gireceksin sen de. Bu da tabii, işte koyabilirsen stop loss'lar, hedefler, fazla tamah etmeyeceksin. Bütün malını, mülkünü oraya yatırmayacaksın. O şekilde. Evet. Hocam ama mesela her gün bakıyorum. Buyurun. Yani tepedeki kağıtlar hiçbiri MKB 30 falan değil. Değil. Doğru. Doğru. Yani arada sırada bir Tofaş kendini gösteriyor. 50 liraya doğru giderken. Bankaları geç. Sanki Türkiye'de banka kalmadı gibi bir hal var artık. Baktığın zaman kağıtlara. Yabancı talebi yani olmayınca. Yerler. Böyle bir durumda öyle bekleşiyoruz. Bakalım bir tane daha dip yapacak mı buralarda? Peki hocam şimdi sizin grafiğinize şöyle bir bakıyorum da ters omuz baş omuz görüntüsü var. Zaten siz onu çok net bir şekilde göstermişsiniz şu anda grafikte. Acaba bir sağ omuzu yapıyor gibi bir görüntü bekliyor musunuz? Tabii yani tabii öyle bir şüphe var zaten. O sağ tarafta bir omuz daha olacak gibi bir şüphe var. Yani o oraya bakıyoruz. Onun için de yani sattık tamam 50 günlüğün altına gitti. Boşalttık portföyü eyvallah. Ne yapacağız hocam? 145 binin geçilmesini bekleyeceğim hocam. Tekrar 20 günlük ortalamanın üstüne çıktığı anda nereye koyacağız stopu? 1412, 1410. İki tane dip oldu orada. Evet. Buradan dönerse. Koy 1410'un altına stopu. Al 145 binde. Ne o? 4000 puan yukarıdan alıyorsun kağıtları. Al. Hedefin ne? 160 bin. Kardeşim 4000 puana karşı 16000 puana oynuyoruz. 15000 puana oynuyoruz. Bu riski 4 defa atarsın bu yazı turayı. Bir kere kazanırsan zaten 4 defa kaybı götürecek. 0'a 0. Her zaman atılır bu. O kadar olacak. Yani onun için de stoplar var. Likit dağıtada olacaksın. Yani stopun kullanılabilecek bir yerde olacak. Bu sol tarafta işte pazartesi günü şakırt diye %10, %15 neyse aşağılardan açan kağıtlarda olmayacaksın. Gerçi o gün herkes aşağı gitti. Merkez Bankası'nın başkanının yani görevden alınmasının o haftası kara pazartesi de. Kaçılamadı gerçi ama normal şartlarda kaçılabilecek bir yerde. Hocam stop bu arada bir son dakika haberimiz var. Reskont kredisi kullanımında değişikliğe gitti Merkez Bankası. Toplam reskont kredisi miktarı 30 milyar Amerikan dolarına yükseltildi. O son dakika haberini de verdikten sonra
yeniden sizin o değerli görüşlerinizi alalım. Özellikle günlük tarafta grafiklerinizden baktık da orada bir Tobo görüntüsü çok net. Zaten bu Tobo, Obo ve çanak formasyonu genelde sizden öğrendik. Sağ olun, var olun. Peki Borsa İstanbul tarafında haftalık görüntü ne yönde? Onu bir değerlendirelim mi? Haftalık görüntüde de 20 haftalık ortalamanın altına doğru hafifçe kaydı. Yani orada 142.500'ün altına doğru hafifçe geldi. Aşağı taraftan gelen dipleri birleştiren bir çıkış akımı trendinin alt çizgisi var. Orası zaten destek. O bir de aynı zamanda 50 haftalık yani son bir senenin yeşil okla gösterilen son bir senenin ortalamasında aynı yere geliyor neredeyse. Evet. Yani bu alanda iyi bir destek var. Zaten bu yeşil renkli çanağın altına 50 haftalık ortalamanın altına çakılıyorsa 1341'in hatta orada 1375 o 1341 de durmaz. Salar gider kendini. Allah ne verdiyse. Ama yani ortalık çok da şirketler bazında çok da kötü olsa anlayacağım. Kişiler bazında kötü olabilir. Enflasyon almış başını gidiyor. 2800 lira kimseye yetmez. Yetmez. Yani %35'in üstünde enflasyon var. Nereye yetecek? İstanbul'da kira ev kredisi şey yaşanıyor, krizi yaşanıyor. Yaşanır. Ya kimse kusura bakmasın. Kimse domatesin fiyatı %15'ten fazla artamaz demiyor. Domatesin fiyatı %80, sivri biberin fiyatı %90 artabiliyor. Ev sahipleri de baba biz tüfe tefe bilmem ne diyoruz. Sen tüfe tefeyi neyse %15 diyorsa %15 değil. Her şey %35 gitmiş. Adam da ona göre kusura bakma abi diyor. Evet. Ben bu zammı mecburen yapıyorum diyor. Hocam peki... Zaten evet. Yapmazsan şöyle de bir durum oluyor. Arka arkaya 2-3 sene ev sahibi falan gayrimenkul sahibi olanlar da bilir. Yani benim yok da oturduğum bir evim var. Evet. Ama kira miraya falan varsa bir süre sonra sen kirayı arttırmasan bile devlet geliyor sana. Hop hop diyor 2-3 senedir diyor. Geliri hiç arttırmıyorsun diyor. Parayı nereden alıyorsun bakayım diyor. Kira diyor aynı yerde kalmaz ki diyor. Beni mi kandırıyorsun diyor. Kiracı gitsin devlete anlatsın derdini. Ev sahibine değil. Devlet ev sahibini zaten fiyatı arttır diye zorluyor. Kira gelirini arttır diyor. Matrağı yükselt falan filan diyor. Bir evet. De böyle bir durum var. Evet. Ama herkes kendi parasını korumaya çalışıyor. Ha, fahiş fiyatlar var. Fırsattan istifade. O bütün ama her yerde var Türkiye'de fırsattan istifade. Yalnız ev kiralarında falan değil ki. Git sokağa, sokakta da var. Eskiden 70 liraya bir işe gel bakmak için muslukçu şu bu falan kimse gelirken şimdi gelmiyor 70 liraya. Hop o da arttırdı. 100 lira şey gibi. Minimum 100 lira. Hemen tak veriyorsun bir mavi. Ya, evet. O hale döndü. Olmaz ki. Evet. Hocam yani borsa böyle bir durumda bu evet. Fiyatlar burada endeks mendeks yani çok daha aşağılarda gibi görünüyor o zaman. Ha diyeceksin ki ucuz kimse almıyor. Niye bu kağıtları kimse almıyor? Niye buraya yatırım yapılmıyor? O benim derdim değil. Benim çözeceğim bir iş de değil. Ben onun düzeltilmesi için yetkili bir kişi değilim ki. Verirsin bana yetkiyi. Başka konularda da o zaman bakarız duruma. Hocam borsanın ucuzluğundan bahsedecektim ben de. Sarı çizmeli Mehmet Ağa'yım ben. Evet, çünkü borsanın yani. Ucuz olması durumu mesela genelde dolar bazlı baktığımızda çok ucuz bir görüntü var. Ki siz de değerli bir grafik hazırladınız bu konu hakkında. Dolar bazında ne dersiniz mesela borsaya? Yani dolar TL'de de son dönemde bir yükseliş var malum. Az önce ben yayına gelmeden önce 8.60'ların üzeri test ediliyordu. Şimdi dolar bazında bakıldığında da çoğu kağıt bankalar, bazı bankalar onda birde 2013 senesinden beri aşağı giden bir borsa var. Evet.
pardon da yani bunun da bir sebebi olmalı. Niye gidiyor bu borsa aşağı? Yani 2013 senesinden beri Dow Jones niye yukarı gidiyor? Nasdaq niye yukarı gidiyor? Bakıldığında DAX niye yukarı gidiyor? Bizim borsa niye aşağı gidiyor? Bizim ekonomiyi tam anlamıyla yansıtmıyor. Ya yansıtmıyor, mansıtmıyor ama gene de yansıtıyor yani. O kadar da değil. Yani evet. Şirketler de kâr ediyor. Şirketler de dolar bazında aşağı gidiyor. Hadi endeksi bıraktım, yansıtmasın. Şirket aşağı gidiyor. Yani baktığın zaman tabii hisseleri alım gelmiyor. 2013 senesinde bugün 10.000'de 15.000 dolar parası var. Ne oldu aradaki 85.000 doları adamı? Yok oldu. Geldi anlat adama derdini. Şimdi buraya bakıldığında da sarı renkli alanda ortalamaların altına gitti. Fiyat olarak satışta. Ama MACD daha satış sinyali vermedi. O biraz geç sinyal verir. Zaten buradan tekrar eğer 15.000 doların altına gidiyorsa geçelim o işi. Uzun iş olur o. Buralarda bu endeks tuttu. Tutamazsa yani 15.000 doların altını çiziyorsunuz değil mi hocam? Tabii orada işte orta tarafta 15.468 var. Onun altına gittiği anda zaten geçmiş ola buraya. Buraya geçmiş olduğu gibi senin maaşa ona buna da geçmiş ola. İşine mişine. Herkesin işine geçmiş ola. Sıkıntı büyür. Hocam risk görüyor musunuz bu konuda? Çünkü hisselere yeterli alım gelmediğini görüyoruz. Bir de dolar TL'de de bir yükseliş hareketi var. Bir şekilde değişecek burası. Yani bu yukarı doğru gitmesi lazım. Yoksa işler kötüye gider. Zaten çok iyi bir yerden biraz kötüye gitse dayanılabilir. Zaten kötü bir noktada. Evet. 2/3 gitmiş. Buradan daha da aşağı giderse nereye gidiyor? Evet. 50.000 dolardan aşağı gitse deriz ki 40.000 dolar da alırız. Ya burası zaten 17.000 dolarda. 15.000 doların altına gidiyorsa o zaman sıkıntı çok büyür. Evet. Yani. Son dönemde ben yukarı doğru döneceğini tahmin ediyorum. Bir şekilde. Yükseliş bekliyorsunuz yani burada. Yani zaten şimdi dolar bazlı grafiğe de şöyle o sarı renkli bölgeye baktığım vakit sanki hani TL bazlı o günlük grafikte bahsettik ya bir TOBO oluşumu. Ters omuz başı oluşumu. Sanki orada da bir sağ omuzda bir oluşum gibi bir görüntü var. Henüz o sağ omuzu nitelendirmek için erken. Ama sanki bir TOBO görüntüsü varmış gibi bir durum var ama dediğiniz gibi 15.000 dolar altı kötü olur. Yani 1-2 ay belki daha olabilir ama. Evet. Eğer o sarı renkli alandan aşağıya çakılırsa sıkıntı olur. O zaman da bir bayrak formasyonuna dönerse yandı gülüm keten elva. Evet. Evet. Yani 21.000'den 15'e in. Orada bayrak oluşsun. 15'ten de bir 6.000 daha çıkar. 9.000 dolar. Faciaya döner iş. O da biraz sıkıntı oluşturur diyorsunuz. Tabii yani. Maazallah. Burada tuttu. Kağıtların da ineceği yer yok yani. Bugün de zaten hafta sonu işte artı bilmem 3 puan yukarı. Eksi 2 puan aşağı. Yeni moda çıkardı. Önce artılarda falan başlıyoruz. Sonra seansı ve günü aşağılarda kapatıyoruz. Eksi 8, eksi 10 falan filan. Evet birkaç gündür böyle. Doğru söylüyorsunuz. Son günler böyle geçiyor. Evet. Hocam ABD doları küresel ölçekte değer kazanımına sahip. Yani bir miktar özellikle DXY yani dolar endeksinde bir yükseliş hareketi var ve bu da özellikle emtia fiyatlarını aşağı doğru çeken en önemli unsurların başında geliyor. Yani ons altına baktığınız vakit 1800 dolarların da altına yerleşmiş gibi bir görüntü var. Ne dersiniz hocam ons altın hakkında? Düşüş devam eder mi? Şimdi 1740 civarında 20 aylık bir ortalama var. Yani 1740'ın orada son 1,5 senenin ortalaması var. Orası da öyle ha deyince kırılmamalı. Yani kırılırsa zaten 1600'e kadar 50 aylık ortalama orada son 4 senenin. O zaman işler iyice karışır. Yani burada 1800'ün üzerinde kalamadı. Son nokta 1780'di. 1780'in altına indiği anda şelale
Bir anda kapılar açıldı, baraj kapıları. Kapaklar açıldı. Oradan da aşağıya doğru sular seller gibi gitti. Şimdi 1780'in üzeri dertli bölge. Ama 1740'da 20 aylık ortalama olduğu için son 1,5 senenin ortalaması, yani burası hemen cart diye kırılmaz. Ya tepki gelir yukarı ama 1780'de üzerinde de epey insan kalmış gibi gözüküyor. Maliyetler var. Orası da şimdi bir direnç oluşturacak. Yani maalesef. 1780'lere kadar bir tepki bekliyorsunuz. Olabilir oraya kadar ama orada satıcı gelir. Ve bu da tabii gram altın için. Gram altın için de 1780 çarpı 8,5 bölü 31,1. Evet. Bu da senin gram altında direncin olur TL olarak. Evet. Evet. Peki ons altın tarafı bu şekilde. Gümüşte de yine bir geri çekilme var. Gümüşte çakıldı. Yani kardeşi aşağı doğru giderken o da kardeşini bırakmadı. O da gümbür dedi. 23,39. Oradaki dibin altına gittiği anda işler karışıyor. Gümüşte de büyük bir yatay bant var. Bu yatay bant 22 ile 28 dolar arası. 28 dolar da geçilemiyor ama 22 dolar civarında da geçmişten kalan bir takım dipler var. Bu 17'nin üzerinden attığı anda yukarı doğru gitti, 30'lara doğru ama 22 civarında da dipler oluştu. 30 dolardan aşağı inerken 22'lerden filan döndü. Gümüşün performansı da o kadar aman aman değil. Yani gümüşün hayriyeten endüstriyel bir kullanımı var. Evet, doğru. Yani antibakteriyel bir materyal, iletken bir numara. Buna rağmen yani bu da pek fazla bir başarılı bir hareket çekemedi. Yani 24'ün üzerinde kalamadı. Şimdi 22'ye yanaşırken alış olur, 24'e yanaşırken 23.70-80 satıcı gelir bu durumda. Alışveriş alanı da bu şekilde tanımlanabilir artık bundan sonra. Evet, evet. Yani görüntü olarak. Şimdi son dönemde enerji fiyatları çok fazla konuşuluyor hocam. Tabii ki takip ediyorsunuzdur. Özellikle doğalgaz ve elektrik fiyatlarından tutun da petrol fiyatlarına kadar ki petrol bir ara 75 doların üzerini test etmişti. İtibariyle bir miktar geri çekilme var. Ve bir Brent petrol analizi sizden rica edeceğiz tabii ki. Brent petrol yani 100 dolar rakamları gene konuşmaya başladılar. Şimdi fiyat tabii 75'e gelince 100 rakamları falan ortaya çıkmaya başladı. Fiyat 35 dolarken kimse konuşmuyordu. Ama burası en son 39,5 dolardan itibaren başlattığı, oradaki dipten itibaren başlattığı bir çıkış akımının içine girdi. Ve çok da güzel yukarı gitti. Yani bayağı hızlı şey gitti. Sağlam gitti yukarıya yani 77,5'a kadar. Esasında 71 işte... Daha sonra 75, 77, 83 filan oralarda bir tepe daha var. Ondan sonrası zaten 100 dolara gidiyor. Arada tepe mepe yok artık. Ama şu nokta 149 dolar ve 120 dolarlardan tepelerden geçen bir aşağı yönlü büyük bir trend çizgisi var. Evet. Tepeleri birleştiren. Oraya geliyor şimdi şu anda. Yani buralardaki mücadele ondan. Ama 4 saatlik grafiğe bakıldığında 76-24'te tepe var. 77,5'ta ana çanak tamamlanıyor. Kısa vadeli 20 birimlik ortalama 20 çarpı 4, 80 saatlik ortalama fiyatı hala oraya çarpıp yukarı gittiği için fiyatı yukarı itiyor demek lazım. Kırmızının altına gelmiyor. Gelirse yeşile doğru gider. 50 birimlik ortalamaya 200 saatliğe. Ama yukarı niyeti hala yukarıya doğru kendisini İtiyor. Ortalamalarda destek mahiyetinde fiyatı takip ediyor. İttiriyor yukarıya doğru. Çıkış trendi devam ediyor demek lazım kısa vadede. Uzun vadede de çıkış trendinde. İnşallah 100 dolarlara çok kısa sürede gitmez. Çünkü zaten derdimiz var. Bir de doların yani petrole de yüksek fiyatlardan yani hemen tabii ödenmiyor. Evet. Aldığımız
petrol ve petrol ürünleri, işte doğal gaz falan, bunlar uzun vadeli tabii anlaşmalar yapılıyor ama gene de daha fazla para vereceğiz demektir. Evet. Enerji için, enerji sağlamak için. Evet. Bu da hem vatandaşın ısınması, elektrik kullanımı, endüstrinin elektrik kullanımı, doğal gazdan oradan buradan üretilen, değil mi, santralların ürettiği elektrik enerji falan var. Kömürden de oluyor tamam da. Ama görüntü itibariyle şimdi bakıyorum 90'lı yıllara da, yani kömürü mömürü onu bunu gönderdik. O zamanlarki slogan şeydi, doğal gaza geç, kömürden çok 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 aşağılarda fiyatlarla ısın mısın bilmem ne. Evet. Tamam, çevreye çok büyük yararı oldu. Ama fiyatlar son zamanlarda epey yukarı gitmeye başladı. Evet. Yani vatandaş bilmiyorum. Yani bir havalar sıcak da oradan biraz kompanse etti. Yani dengeledi vaziyeti. Evet. Yoksa havada bir de soğuk olsa şimdiden sobalar mobalar yanmaya başlamıştı bile. Allah'tan değil yani 20 derecede duruyoruz. Evet. Hocam kısa bir aramız var. Aradan sonra yeniden birlikte olacağız. Evet, Borsa Teknik programı devam ediyor. Hocam Ahmet Mergen'le beraber piyasaları yorumlamaya devam ediyoruz. Hocam, kripto piyasasında son dönemde bir miktar yataylık var. Özellikle Bitcoin'de evet. 48.500 direnci henüz aşılabilmiş değil. Ne dersiniz, aşılabilir mi? Yükseliş devam eder mi? Bir bayrak formasyonundan bahsedebilir miyiz? Yani burada çok sert bir düşüş yaşandı, 10.000 dolarlık falan. Burası yukarı tarafta çanağı tamamlamaya doğru yol alıyordu ama herkes aynı yöne, yani herkes aynı yönde pozisyon tutunca bu işler öyle olmuyor. Gelip insanları bir sarsıyorlar. Bir takım stopları çalıştırıp bir takım kişileri elimine ediyorlar. Fazla iştahlı olanları. Şimdi 50 günlük ortalama civarında duruldu. 20 günlük ortalama ile beraber 50 günlük ortalama arasında sıkıştı. Şimdi o ortalamanın üstüne çıktı 20 günlüğün. Ama yukarı yöndeki hareket 50.500 dolara falan doğru yanaşırken bence satışla tekrar karşılaşır. Çünkü elde kalanlar var. Kârı alamayanlar var. O düşüşte ah be keşke satsaydım, bak 10.000 dolar aşağıdan yerine koyardım. Şimdi vallahi oraya gelirse bir daha patlatırım ha gibi düşünceye kapılanlar olabilir. 42'den alan 50 bine satabilir. %20 iyi para. Yani 8.000 dolar. Burası biraz daha netameli geçecek gibi. Yani biraz daha engebeli bir araziye girildi burada. Zaten %61.8'den döndü. Yani 65.000'den 30.000'e 29.000'e kadar olan düşüşün %61.8'lik Fibonacci oranındaki alanı geriye doğru aldı, toparladı kendisini ama satış geldi orada. Yani tıpkı düşüşlerde de %61.8'den tepelerden inerken oradan alımların gelebileceği gibi. Evet. Burada da düşüşlerde ölü kedi zıplaması oluyordu. Burada da yukarı doğru geriye sararken ölü kedi tırmalaması oldu galiba. Biraz tırmaladı milleti. Yani. Ama evet. Buralarda biraz daha vakit geçirebilir. Biraz daha dengelenmeye ihtiyacı var. Bakalım ondan sonra karar verecekler. Balinalar ne tarafa doğru götüreceklerini. Evet. Fiyatı. Peki Ethereum... Diğerleri de aynı şekilde. Ethereum hakkında ne düşünüyorsunuz? Ethereum'lar, Ripple'lar falan baktığınız zaman Ethereum'da ortalamanın üstünde 20 günlüğün. O da 50 günlükte tutundu. Bitcoin gibi. O da üzerine attı ortalamanın ama burada da 4000'e doğru 3.900-4.000 dolar civarında muhtemelen satıcı gelir. Çünkü 4.045'ten aşağıya nasıl düşüldüğünü gördü. %25 gitti fiyat aşağı bir anda. 3.000'e inince. O biraz korku salar arkadaş. O kârda olanları da satışa teşvik eder. Oraya doğru bir yükseliş. Ben kârımı şimdi alayım, düşerse yeniden yerine koyarım şeklinde düşünebilir insanlar. Evet. Geçelim. Evet, Ripple ve Litecoin'e de bakalım.
Evet, burası da %61,8'lik 1,41'den aşağıya döndü. Tıpkı şey gibi, Bitcoin gibi. Ortalamaların orada sıkıştı. Muhtemelen diğerleri gibi kırmızı renkli 20 günlük 1,12'nin üstüne atabilir. Şu anda kaç bilmiyorum. Bakayım. Nerede Ripple? X Ripple. Bakalım X. Ne dersem üstünde ya. Öyleydi. Öyle gördüm. Neyse. X Ripple'a da bakarız sonra. 1.06'da. Evet. Doğru mu gördüm? Evet, 1.06'da. Yani o ortalamaların orada. 1.12'nin üstüne gitmesini bekliyorum. Normalde eğer Bitcoin'deki hareketin aynısı burada da tekrarlarsa kendini. Ama 1.35 hemen geçilmez. Öyle görünüyor. Yani burada bir sürede 1.25 civarında bir dert oluşur eğer yukarı yönde hareket olursa. 50 günlük ortalamanın altına çakılırsa işler karışık. O zaman O zaman satışlar sertleşebilir orada tabii. bir sıkıntı oluşur. Yani şu anki fiyattan aşağı doğru cumburlop giderse o zaman birin altına doğru da bir yolculuk olabilir. 0.95'in test edilmesi gündeme gelir. Geçelim. Çanak tamamlanamadı. Belki bir sonraki harekete kaldı. Evet. Burada aşağıda sarı renkli bir çanak oluştu. Sonra sert satış. Bir ara 240 gördü. Walmart üzerinden bir haber çıkarttılar, bir şeyler. Sonra hemen yalanladılar. Fiyat bir 240'a gitti. Sonra geri geldi. Arada ne stop kaldı ne bir şey kaldı vatandaşta. Yani stop mu top koyanlar varsa hepsi dümdüz oldu. Bu da şimdi ortalamalar civarında dengelenmeye çalışıyor. Evet. Yani buradaki piyasa çok fazla haberle gidiyor geliyor. Yani bilmem ne şirketi efendim şöyle ödeme kabul ediyor. Hoppa yukarıya. Bilmem neredeki ülke El Salvador. El Salvador'un dünyadaki yani çapı ne? Ya kabul ettim, kabul ettim falan. Hop yukarı. Aa, problem yaşandı. Hop aşağı. Bu kadar yani bu kadar oynaklık biraz fazla. Evet, ciddi bir oynaklık var. Doğru. Çok fazla kullanılıyor bence. Geçelim bakalım. Bol Evet. kazançlar millete. Biraz hisse senetlerine bakalım hocam. TAV Holding'le. TAV Havalimanları ile pardon. 3-4 gündür zaten hepsi aşağı iniyordu. Türk Hava Yolları'na 13.08'den 12.27'lere kadar indirdi. Ne oldu kardeşim? Bugün 12.65. Ne değişti? Niye 12.27'ye geliyor da şimdi 12.65 oluyor? Hayrola? Hayrola belli. Orada birileri kağıdı ele geçirmiş. İşte veriyor, veriyor, veriyor. Alıyor, alıyor, alıyor. Oynaşıp duruyor vatandaşlar. Yani büyük paranın küçük parayla dalga geçmesi. Başka bunun izahı yok ki. TAV da aşağı doğru kaydı. Şimdi sağ taraftan tekrar ortalamaya doğru bir hareketlenme yaşanabilir. Bunu ne zaman alırsın? Yeşilin üzerine çıktığı zaman. Yani 23.50'nin üzerine çıktığı zaman koyarsın stopunu. Artık ortalamanın altına inmeyecek şekilde bir stop. İnerse satacak şekilde bir stopu koyarsın. Alırsın. 25 geçilirse yukarı yönde 27, 28 belli. 28'de tepeler var. Oraya yanaşırken başka patlatacağını sen patlat. Evet. Bir kere de senin elin gitsin satış tuşuna. O kadar basit. Şimdi Evet, Esenboğa Elektrik. yeni çıkan bir kağıt iyi uçurdular 46'lara doğru. İyi prim yaptı. Sonra tabii her böyle kağıda geldiği gibi buraya da satış geldi. Ondan sonra da zaten şu anda dinlenme sürecinde. Nerede? Yukarı tarafta işte 36-37, aşağı tarafta 27-28. Yatay bir bandın içine sıkıştı. Oralarda dolanıp duruyor. Ama şu anda ortalamaların üstünde olduğu için biraz daha olumlu bakabiliriz. Kağıtta mutlaka etkin bir grup var. Kağıdı oraya buraya getirebilecek kapasitede. 32,5 son dip. 32,5'un altında 32'ye koyarsın.
Onun altına stopu. Çünkü 32'nin altına giderse 28'e mi gider, 27 mi gider, onu bilemezsin ne yapacaklarını. Sen çıkar gidersin zararına. Ama yukarı tarafta 37,5 geçirirse tekrar 42-43 gibi rakamlarda da sen satarsın, tradersen. Evet. Ben uzun vadeli yatırımcıysan o zaman 27-46 çanağı var. O katlarda 60'lı rakamlara doğru gider. Ha bu böyle belki şu andaki fiyatla gitmez. İleride belki bölünür ama gene 60'a gitmiş gibi olur. Anlatabiliyor muyum? Yani bölünür, katlar, matlar daha rahat gider. Ama burada da 46, 26, 20 lira koydun mu üzerine 66. Demek ki 60'ın üzerinde bir rakama uzun vadede gidebilir. Geçelim. Evet. Anadolu Isuzu. Teknik analizini alalım hocamdan. Valla otomotiv sektöründe sıkıntı bütün kağıtlarda var. Burası da 7 liradan 25'e kadar gitti. Ortalamaların üzerinde. Sonra orada OBO, omuz başımız. Ford'a 250 lirada geldi. Otokar'a 430'larda geldi filan. Tofaş'a da geldi. Sonra Tofaş toparladı kendisini. Şimdi tarihi zirvede. Burası da toparlanıyor. Dörtgenin içinde, sarı renkli dörtgenin içinde yataya sarıyor artık. Öyle aşağı doğru sert düşüşler yok. Ha, tahtada pek fazla alışveriş olmuyor diye belki. Yani bir Tofaş'taki veya başka yerdeki gibi çok likit bir yer olmasa bile eninde sonunda bu kağıtta gidecek. Bir sonraki otomotiv rallisinde Ford, Otokar, işte Karsan, Isuzu, Parsan, ne var? Tofaş, Doğaş. Doğaş neredeyse eski zirveye geldi geçenlerde. Tofaş yeni zirvede. Bir çip krizi uydurdular. Çip krizi, müp krizi. İyi tamam bakalım da çip krizi de sonsuza kadar çip krizi olmayacak. Eninde sonunda o problem de çözülür bir şekilde. Yani evde galiba bir materyal yok. Onun için yapılamıyor. Yani madde sıkıntısı var galiba. Evet. Ham madde. Ama fiyat yeşil renkte ortalama 16'nın üzerine giderse olumlu olur. 16.82 geçilirse kağıtta 20'ye doğru yolculuk olur. Uzun vadede bu çanak şu veya bu şekilde tamamlanacaktır. Eğer borsada zaten 160 binin üzerine doğru gideceğine inanıyorsak borsanın da. Yok inanmıyorsa, evet. Borsa çakılacak diyorsak 100 bine o ayrı mesele. Bütün kağıtlar o zaman Abbas aşağıya doğru yolcu olur. Yalnız özel bir kağıda kalmaz bu iş. Ben piyasanın daha yukarı gideceğini zannediyorum. Yani ona inanıyorum. Evet. Bu bakımdan çoğu yerde çanaklar tekrar yukarı yönde tamamlanabilir. Geçelim. Garanti faktörün grafiği alalım. Evet. Bugün de tavan oldu. Nerelerden gelmiş? Yani 3 liradan 15'e, 15'ten 7,5'a. Şimdi burada bir tabu oluşuyor. 10 lirayla 7,67 arasında, 10,09 arasında. Oradan bir sağımızı belki ortalamayı bir daha yoklarlar aşağı vererek falan filan. Lotlar az. İstendiği anda götürülebilir. Çok rahat. Etkin bir grup kağıda sahipse, kağıdına sahip çıkıyorsa aldığı kağıtlara her an yukarıya, daha da yukarılara gitme potansiyeli var. Zaten gitmiş. Görüyorsun 4,80'den 13'e götürmüşler bir anda. Niye? Burada 300 bin not, 500 bin not, 8 milyon lot alışta satışta kağıt yok yani. Lotlar az, toparlandı mı mallar? Gayet rahatlıkla, alışverişlerle falan. İşte herkes gelmiyor. Yani dert o. Çoğu yani herkesin katıldığı bir yer değil. Herkes katıldığı garanti maranti gibi bir yer değil. Ama eninde sonunda gene alıcı buluyor bir yerde. Geçelim. Evet, lider faktöring. Toparlanma süreci içinde çok sert bir satış yemiş 4.81'den. Ortalamaların altında. Şimdi ortalamaların üstüne çıkmayı deniyor. Valla 50 günlük ortalamaya stopu koyarsın. Bu kanal içinde yukarıya doğru gidiyorsa 3.45 falan filan oralarda galiba 3.40'da direnç. Orası geçilirse kanalın üst çizgisine kadar beklersin. Yani 4'ün üzeri biraz
dolu gibi gözüküyor burada. Geçelim. Evet, isterim. Grafiğimizi alalım. Evet hocam. Buraya gözüme çarptı. Ben Allah Allah. Yani zaten böyle nokta nokta falan filan, yani çıkış trendine bakarsan 4 liradan 30 liraya neredeyse. Vallahi bravo. Yani birileri de burada kağıdı sahiplenmiş galiba. Almış oralara kadar taşımış. Sonra el değişimi oldu. Senet değişimi olmuş anlaşılan. Oradan paldır küldür aşağıya. %61.8 geri çekilme yeri, ölü kedinin zıpladığı yer 14 lira. Ve oradan 23'e falan filan derken şimdi bak, oynamalar, gün içi oynamalar ufaldı. Ortalamaların altında yan yan gidiyor yani. Vakit öldürüyor. Ha, buradaki Epsin Grup gene gelir alır götürür mü? Bilemem. Eşref saatlerine bağlı. Hadi bugün biraz para kazanalım falan, alalım malalım deyip kağıdı götürürlerse de götürürler. Zamanında da yaşanmış olay. Görünüyor. Ciddi bir sıkışma var ama hocam. Değil mi? 17-11 son dip, onun altı stop. %50'lik geri çekilme seviyesinin altı. Yukarı tarafta yani bakıyorsun 20.98 de olur, 23.50 de olur. İsterlerse 28 de yapabilirler. Yani öyle bir yer. Geçelim. Evet, Frigo gıda. Evet hocam. Enteresan yani. Burası da 3.41'den 55 liraya gitmiş. Müthiş bir çıkış. Hele 20 liradan sonra roket. Ama ondan sonraki kısım tam bir facia. İşte böyle yerlerde bir kaldın mı 50'de 45'lerde bekle ki fiyat tekrar oraya gelsin. Oraya da küçük yatırımcının alışıyla manışıyla gelmez. Yukarıda alınan sana yani küçük yatırımcıya devredilen mallar aşağı taraflarda toplanmadıkça, geri alınmadıkça öyle sert hareketler yukarı yönde beklememek lazım. Herkesin bir hisseyi getir götür taktiği var. Burada da şimdi yatayda mal toplama var. Öyle görünüyor. Ortalamanın üstüne doğru bir hareket. Ha, fiyatı eder etmez temel memel ona bakın. Temel analizini yapın. Ama görüntü itibariyle ortalamaların üstüne doğru bir hareket var. Fibonacci desteği de çalışmış gibi. Yani Fibonacci %74, %76.4 falan orası da 61.8'de altına gitmiş zaten. Evet doğru. Ama artık bir sonraki Fibonacci desteğinden dönüyor. 16 liralar civarında. 16, 14, 16, 20. Yani 20.58'i geçirdiği zaman 25'e gider mi? Gidebilir. Yani 3 liradan 55'e giden 20'den 25'e niye gitmez? İstedikleri anda 25'e de gider, 30'a da gider. Bu oradaki arkadaşların, oradaki vatandaşların yani ne yapmak istediğine bağlı. Etkin bir grup olduğu burada kesin. Yoksa bu fiyat 3.40'dan 55'e nereye gidecek bu şekilde? Yani kaç misli olmuş ki? Neredeyse kaç diyelim? 3.5. 15 olsa 50 civarı. Yani 16-17 misli falan gitmiş. Evet. Bu kağıt gitmedi. İyi para. Yani orada alanlar ne düşünüyordu onu bilmiyorum. Geçin. Evet, Ral Yatırım Holding grafiğimizi alalım. Evet. Sert bir düşüş olmuş bayağı. Ral Yatırım Holding. Evet. 2.42, 9.42. Yalnız 2.42'den 9.42'ye gidiş benim tabirimle her gün böyle tek tek tek, yani merdiven basamakları formasyonu bu. Artık o ismi taktık. Merdiven basamakları formasyonuyla birçok kağıtta görülüyor. Spekülatör alıyor, tek 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 götürüyor. Ondan sonra bir karambol oluyor. Bir boşaltıyor malları. Taban taban. 9.42, 4.25. Ondan sonrası zaten 2.86'ya kadar her gün kan kaybı. Azar 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 kan kaybederek 5 litre kanı bitiriyorsun yani yatırımcıda. Mallar geriye verildi herhalde. Speke veya kimse orada o işi yapan. Oradan sonra şimdi tepki hareketi başlıyor. Yani ortalamaların orada. 3.64 en son dip. 3.94'te de dip yapmış ama
Sen koy 3.64 civarındaki dibin olduğu yere bu. Ama yukarı yönde göründüğü kadarıyla 6 civarından sonra sıkıntı artabilir. Ha böyle tekrar merdiven basamakları gibi kağıdı yukarı götürdüklerini görüyorsa belli noktadan sonra düşüşü bekleme. Yollara malını serpiştir. Bırak oradaki Pac-Man senin malları yesin yukarı doğru götürürken kağıdı. Evet. Neyini yağını da çıkarmaya gerek yok. Kaç kaça bildiğin kadar. Yukarı yönde karını al. Senin o kağıdı nereden döndüreceklerine dair en ufak bir bilgin olamaz. Geçelim. Evet, Hatay Tekstil grafiğimizi alalım. Evet, burada da yine sert bir düşüş yaşanmış. Tabii. Hızlı çıkış, dimdik. Obo tepede 27-29 civarında 3 tane tepe. Oradan aşağıya ortalamaların altında süzülme. Şimdi 16 ile yaklaşık 18.5 arası yatağı. Ortalamaların üzerine bir iniyor, bir çıkıyor, bir gidiyor gibi geliyor. Ortalamaların üzerine çıkarsa tekrar yukarı yönde hareket başlayabilir. İşlem miktarında yaratırlarsa, fiktif bile olsa çağırırlar. Burada iş yapacağız gelin diye işlem miktarıyla. 18.61'in üstü 22-25 hedefler o olur yani. Öyle bakılır. 16.30, 16.39 artık bu saatten sonra yani 15.83 son dip. Zaten orada %61.8'e yakın yerden dönüyor. Onun altına salarsa bırak gitsin. O zaman 11-12'de bir daha düşünürüz gelirse. Ortalamaların altında olan kağıtta maliyet düşürme falan filan taktiklerine gelişmeye yani lüzum yok. Çakar çıkarsın. Üstüne çıktığı zaman döner gelir geri alır. O kadar. Geçelim. Trend gayrimenkul yatırım ortaklığı. Evet. Bir başka facia da burada. 16 liradan 5 liraya. Burası %61.8'de durmamış. 76.4'e doğru gelmiş. Oralarda bir tepki var. Son zamanlarda da tıpkı diğer fiyatlar gibi ortalamaların altında pek de fazla ne yukarı ne aşağı gider gibi hali var. Bu yakında hareket olabilir. Sinyali gibi de bakılabilir. Bilmiyorum kimler var, ne yapılıyor, ne ediliyor ama mutlaka birileri var burada. Hedef 8 veya 10 lira civarı olabilir. Yani kopartırlarsa tekrar, niyeti bozdularsa gayet rahat götürülüyor. 6.45'in altı stop. Evet. Varsa bakarsın. Almayı düşünüyorsan bütün malımı, mülkümü koymam. Yani çok spekülatif yerlerde yani terste bırakıyorlar insanları. Ve burası da 5.5'ten 16'ya çok kısa sürede 3 misli olabiliyorsa abicim burada birileri var. 5.5'ten 16'ya, 16'dan 5 liraya. Evet. Götür getir yani. Burada kendini pek fazla riske atmayacaksın. Evet. Biraz daha stabil kağıtlarda büyük parayla dolaşacaksan dolaşacaksın. Ha, burada da deneme istiyorsan yapabilirsin. Ama kendini iyi ayarla paranı. Geçelim. Hocam son 1,5 dakikamız kaldı. Son 2 hissemiz var. Silverline. Yatayda ortalamaların oydu. Aynen deminki gibi. Üst tarafa doğru kopartırlarsa yeğe doğru satış gelir burada. Aşağı tarafta nedir? 5 liranın altı yeter baba. Stop. Yani 5,5'un altı hatta stop. 50 günlük ortalama. Gerçi 5,5'un altında gibi. Sen koy 4.89 koy oraya stopu. Bakalım bekle hediye gider mi gitmez mi diye. Geçelim. Evet, Nuh Çimento. Son hissemiz. İyiymiş bir. 67.90, 68 civarında ikili tepe. Oradan aşağıya doğru devamlı süzülüyor. Çimento sektöründe de bir numara yok son zamanlarda. Belki olur ama şu anda yok. Bizde 61.8'lik destek yeri 30 civarında. Oraya doğru kağıt süzülüyor. Düşüş trendinde demek lazım. İyi bir çıkış yaşamış. Mon misli falan gitmiş. Şimdi maalesef düzeltmede iyi bir düşüş trendi içinde. 30 civarına doğru 1930'larda alıcı gelebilir diye düşünüyorum. Evet. Herkese iyi bir hafta sonu dileyim. Bol kazançlar dileyim.
Sayın hocam, değerli bana katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Buyurun. Ekotürk diyelim. Hoş geldin buraya. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Çok kıymetlisiniz. Çok teşekkür ederim. Başarılar. Evet, Borsa Teknik programının bugünlük sonuna geliyoruz. Herkese güzel, mutlu bir gün diliyorum. Hepiniz hoşça kalın.